Lübnan'daki örgütlere bir girelim. Marunit Sahtonu'nun içini açacağız, Dürzili'yi açacağız. Şimdi Lübnan'da bir Hizbullah konuşuyoruz. Evet. Ama şunu biliyoruz. Lübnan'da Şii örgütler içerisinde farklı yapılar var. Evet. Emel var, Hizbullah var vesaire. İki büyük, Şii aslında ikili deniyorlar. Aslında Sünni gruplar içinde mesela Fecir gibi silahlı yapılar var. Küçük ama evet, çok ufak. Başka yapılar var, onu biliyoruz. Sünni grupların en güçlü olduğu yer Trablus şu an. Biz Kale. Hristiyanlar içerisinde, Marunlar içerisinde Cemel ailesi olsun, Caca olsun, diğerleri olsun farklı yapılar olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle bir Lübnan anlayalım. Yani evet. Lübnan'da şu an karşımızda hangi örgütler var? Hangi yapılar var? Şimdi aslında iki büyük cephe oluşmuştu. 8 Mart ve 14 Mart cephesi şeklinde. 2005'ti. 2005 yılında. Şimdi Lübnan'daki temel siyasetin Şii ayağında iki büyük parti vardır. Bunların en büyük partisi aslında Emel Partisi'ydi. Emel Partisi Şii ama laik, seküler Şiiliği temsil eden şeyden sonra, Musa Sadr'ın kaybolmasından sonra. Evet. Nerede kayboldu? Libya'da. Çölde diri diri gömdü adamcağız. Ya ama hala yani bulunmadığını söylüyorlar. Yani evet ama sonuç olarak öldü yani. Ya hala kayıp. Yani resmi olarak kayıp. Hayır şöyle, bu çünkü diri diri gömdü dedi, insanlar arıyorlar. Yani hala değil mi? Bulunmadı diye biliyorum. Tamam, o zaman bu konuda iddialar var diye. Tamam. Ama yani, orada kaybolduğu kesin. Kaybolduğu yani, kesin. Kaddafi kaybetti diyelim. Emel Partisi var. Emel Partisi ki meclis başkanı da işte Nebih Berri başkanıdır. Bu arada 32 yıldır o koltukta oturuyor değil mi? Evet. Değişmez. Çünkü kota sistem olduğu için değişmiyor. Bir de öyle bir şey durum var Lübnan'da. Yani sevgili seyirciler, Lübnan anlıyoruz, şey anlamaya çalışıyoruz ama Lübnan'ın meclis başkanı 32 yıldır koltuğunu koruyor. Ama neden? Koruyor. Can Polat da değişmiyor. Bakın, Kemal Can Polat'tan sonra bu aslında şu an hep aynı baktığımızda. Bu hepimizin ibret olmalı ama. Evet. Yani biz burada hani zihin jimnastiği yapmıyoruz aslında. Türkiye'ye de örnek olmalı. Yani Lübnanlaşma, neden, nasıl Lübnanlaşmamalıyız da aslında konuşuyoruz bir bakıma. Çünkü bu insanlar, bu kardeşlerimiz, Yahudisi, Hristiyanı, işte Maronisi, 18 tane resmi gruptan bahsediyoruz. Tam 15 yıl boyunca Nevzat Hocam savaştılar. Evet. Bu küçücük yerde, bu dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Akdeniz ağaçları, sedir ağacı zaten biliyorsunuz bayrağında. Akdeniz ülkesi. Muazzam bir tarihi zenginliği var. Bu ülke 15 yıl boyunca kendisiyle savaştı, iç içe savaştı. Sonra yoruldular. Ve dediler ki ya biz yorulduk. Yani barıştıkları için barış yapmadılar. Zoraki olarak Taif Anlaşması'nda, Taif Anlaşması diye bir masaya oturmak zorunda kaldılar. Küresel ve bölgesel evet. Sistem değiştiği için savaş bitti. Evet. Dolayısıyla ne yaptılar? Ne yapalım? O zaman şöyle yapalım dediler. Bu sefer zoraki barış diye şöyle bir kota sistemi oluşturdular. O zaman efendim Cumhurbaşkanı muhakkak Hristiyan olsun, Maruni. Evet. Başbakan muhakkak Sünni olsun, Sünni olmak zorunda yani. Kota sistemi diyoruz biz buna. Ve işte meclis başkanı da Şii olmak zorunda. Konsasyonizm. 1900'den evet. Sonra ve tamamen sadece bunda da kalmadı. Genelkurmay başkanı, bakanlar hepsi bakan kotalara ve sadece bunda da kalmadı. Çok ilginçtir. Mesela siz basit bir postahane iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Yani en ufak bir memuriyete. Orada dahi kota var. Evet. Yani 10 kişi muhakkak Şii olmak zorunda. Atıyorum o işlerinde 10 kişi Sünni olmak zorunda. Ne zaman geldi bu sistem? 1943'te geliyor bu kotalar. Siyasal sistemde kotalar ve bürokraside kotalar. Taif Anlaşması'ndan sonra 1990'larla birlikte eskiden ne değişecek onu söyleyeyim Taif'le birlikte. Cumhurbaşkanı en yetkili insandı. Taif'le birlikte Cumhurbaşkanı yetkileri Başbakan ve Meclis Başkanı'na dağıtılacak. Dolayısıyla en güçlü aktör olmaktan çıkacak. Daha önce meclisteki sandalyeler 6 Hristiyan'a karşı 5 Müslüman'dı. Eşitlenecek. Aradaki fark bu. Ama kamuda, yani siyasette ve hükümette mezhep temelinde ama Taif'ten sonra kamuda mezhepçilik kaldırılacak. Taif'in hedefi siyasette de mezhepçiliği kaldırmakta ama bunu başaramadılar. Evet. Şiilerdeki grup. Evet. Tamam. Sünnilerde de ana grup Mustakbel Hareketi, Gelecek Partisi diye çevirebileceğimiz Mustakbel Hareketi. Başında da Hariri ailesi var. Refik Hariri rahmetli zaten şaibeli bir Esed rejiminin
Bombalandı orada, camisinin yanında. Ben bombalandığı yere gittim. Rivayet o ki o yer altı şey, yola kablolar döşeniyor. 2 tona yakın patlayıcı kullanıldığı söyleniyor. Hareli suikastinde yer alan failleri Hizbullah koruyordu. Hatta geçen Hizbullah mahkeme... yaptı diye düşünen evet. O saldırıda da yerde çukur açılacak kocaman. Şu anda şeyde Dahiye'de bombalamalarda olduğu adamın gibi... Adamın ismini caddeye verdi Hizbullah. Büyük olaylar oldu hatta birkaç yıl önce. Yani sonuç olarak müstakbel hareketi. Peki ne yaptı müstakbel hareketi? Daha çok seküler, daha varlıklı, işte demin bahsettiğiniz gibi Osmanlı'dan gelen bir şehirli varlıklı, hani beyaz Türk diyoruz ya biz Türkiye'de. Orada da bir beyaz Arap diyebileceğimiz bir kesimi ifade ediyor aslında Sünniler. Dolayısıyla yani tabii Sünnilerin İslamcı küçük kanatları da var. Ama ana akım müstakbelin altında toplanıyor. Refik Hari, şey oğlu Saad Hariri siyasette devam ediyordu ama bir süre sonra şöyle bir tepki gösterdi. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl önce. Şimdi bu kota sisteminden dolayı Hizbullah çok zekice bir sistem yaparak Hristiyan partilerle ittifak yapıp Cumhurbaşkanını kendisi seçtiriyordu. Daha dolayısıyla da çok fazla ayrıcalık alıyordu. Evet. Ve bir süre sonra artık başbakan Sünni de olsa Sünnilerin Lübnan toplumun siyasetinde bir etkisi kalmıyordu. Bu sefer dedi ki kenara itildiler yani. Ya kardeşim biz burada kukla oluyoruz. Kukla olacağıma siyasetten çekiliyorum arkadaş dedi. Aslında burada tabirine. Başarısızlığın da etkisi var. Evet, hiç tabii. Başarılı bir siyasetçi değildi. Ve yani, başarılı bir siyasetçi babası gibi değildi. 2005'te babasının oğluydu sadece. Başka bir özelliği yoktu. Ve şöyle bir hatırlarsanız şey oldu. Suudi Arabistan'da bir ara rehin kaldı falan böyle. Evet. Veliaht Prens'in yanında. Eğlence düşkünü bir gençti. Bir anda siyasete geldi ve aslında bunların hiçbirisi tesadüf değil. Lübnan'da siyaset zaten babadan oğula veya aile içinde babadan amcalara geçer. Bütün Dürziler, Maruniler, Sünniler hepsinde böyledir. Evet, belli ailelerin gibi. Siyaseti vardır aslında. Şimdi dolayısıyla Sünniler siyasetten çekildiler. Yani şu an mesela Lübnan siyasetinde müstakbel hareketi bir iş yapmıyor, faaliyet göstermiyor. Böyle oynamıyorum ben dedi. Cumhurbaşkanı seçilemiyor zaten. Ben bu oyundan çıkıyorum dedi. Dolayısıyla şu an böyle askıda bir Sünni siyaseti var. Lübnan'da. Yani bu da Lübnan'ın %25'i demek. Sünniler tarihinde en başarısız, etkisiz dönemde şu an Lübnan'da. Son, evet. Yani son bu yıllar. Bu konuda da Hariri ailesi ve Suudi Arabistan suçlanıyor. Onların yüzünden Sünniler güçleri düştü. Suudi Arabistan deniyor. Şöyle ben bu konuyla ilgili çok çalıştım. Hayır, yani. Onlar diyorlar ki ya biz ne kadar kaynak aktarırsak hepsi Hizbullah'a gidiyordu. Dolayısıyla biz ne Hizbullah'ı besleyelim. Bunlar da başarısız. Dolayısıyla bu beceriksizlik bu anlamda böyle. Ben de çekiliyorum dedi. O da ben de çekiliyorum. Çünkü finansal olarak onlar Sünnileri destekliyordu. İran Şiileri destekliyordu. Fransa, İngiltere, ABD Marunileri destekliyordu. Ve derken şu anda çıkmazın kendisi orada zaten. Ne Cumhurbaşkanı seçebiliyorsunuz ki ama orada tabii Meclis Başkanı işine geliyor. Evet. Yani dolayısıyla şimdi Berri hem Meclis Başkanı hem Cumhurbaşkanı aslında. Ama şöyle bir şey var. Lübnan tarihi boyunca 1943'ten bu yana bütün cumhurbaşkanlığı seçimler arefesinde acayip krizler yaşanmıştır. Her zaman çatışmalar, hatta iç savaşlar yaşanmıştır. Dolayısıyla suikaste öldürülen cumhurbaşkanı çok. Normal bir şekilde Cemil, seçilen hiçbir cumhurbaşkanı yok. Her cumhurbaşkanı seçimi krizdir. Öldürüldü. Yani. Peki Maruniler ve Hristiyanlar, Maruniler. Evet. Şimdi Hristiyanlar da genel olarak üçe bölünmüş durumlar. Üç ayrı parti var, böyle kocaman kocaman partiler bunlar. Ve birisi işte Özgür Yurtsever Hareket. Michel Aoun çizgisi. Önceki Cumhurbaşkanı. Demin de bahsettik. Yani daha böyle Avrupa, Fransa ekolü, frankofon bir ekol. Dolayısıyla Fransa tarafından ve Avrupa tarafından destekleniyor. Amerika tarafından destekleniyor. Şimdi damadı var partinin evet, başında. Evet, Jean Basile diye bir damadı var. Kendisi. Orada da yine aynı aile sülale. Orada da aynı şey sürüyor. Şimdi bunun karşısında demin de bahsettiğimiz işte Ketaibul Lübnan ve Lübnan güçleri diye iki tane parti daha var. Onlar da yine dediğiniz gibi aile partileri aslında. Eski Cumhurbaşkanını çıkaran birisi, birisi İsrail ile işbirliği yapmış ve savaş suçu işlemiş. Daha sonra affedilerek geri dönmüş. Temir Caca. Diğeri de Franciye. Savaş suçu işlemeyen kimse yoktur. Franciye ailesi meşhur. Ama ciddiye katliam yapmış ve Birleşmiş Milletler tarafından hani falangist lider. Falangistler. Bu şeylerin hepsi bu Hristiyan aileler, şu an parti olan şeyler iç savaşta birbirleriyle de savaşmışlardır. Aynen öyle. Çünkü evet, şimdi dolayısıyla, biliyorsunuz birinin öldürülmesi meselesinde Samir Caza yine suçlanıyordu vesaire. Şimdi burada Esed Suriyesi'nin, Hafız Esed rejiminin çok büyük etkisi var tabii Lübnan üzerinde.
İşgal ediyor. Bu da evet bir işgal söz konusu. İsrail işgali söz konusu. Bunlar atladıktan sonra, Zahide Hanım daha detaylı belki bize anlatır bunu. Karşımda şöyle bir siyasal yelpaze çıktı. Hizbullah dedi ki, kardeşim 82'den sonra işgal oldu ve siz birbirinizi yediniz. Hani ben daha basitleştirerek anlatayım. Siz birbirinizi yediniz, ben iç savaşta yer almadım. Ben sadece İsrail'le savaştım. Mukavemetül İslamiye'yim ben, İslami direnişim. Ve dolayısıyla benim silah, bu Taif anlaşmasından sonra bütün örgütlerin silahları alındı. Çünkü iç savaş çıkıyordu. Ama sadece Hizbullah'ın silahı alınmadı. Hizbullah bir süre sonra bu özelliğini Lübnan siyaseti içerisinde kullanmaya başladı. Yani bir askeri, hani bizim Türkiye'de kullandığımız bir askeri vesayet var ya. Evet. Bir vakit olan, şu an olmayan başka bir aşamaya geçtik. Şimdi askeri vesayetin bir benzerini orada örgüt vesayeti, yani silahların gölgesinde bir vesayet kurmaya başladı. Dolayısıyla devlet mesela, boşluğunun da orada tabii çok evet, önemli var. 2006'da mesela ben hatırlıyorum işte devam yine edelim. Dahiye bombalandığında Hristiyanlar gayet mutluydular. Denizde yüzüyorlardı. Yüzüyorlardı. Çünkü Hizbullah'ın ülke siyasetini zehirlediğini ve ülkeyi velayet fakih ideolojisiyle İran'a bağladığını, yani tamam biz İsrail'e karşı direnelim ama sen bunu kullanarak bunu iç siyasette kullanıyorsun dediler. Dolayısıyla Sünniler, Dürziler ve Hristiyanlar, yani ülkenin ki Şiileri ana hatlarıyla %25 dersek nüfusta, yani geri kalan %75 aslında Hizbullah'ın bu tavrından rahatsız. Aslında Maruni bazı siyasi partiler destekliyor Hizbullah'ın yanında. Suriye çünkü destekçisi. Evet, dolayısıyla Suriye, şey, Lübnan anlatırken aslında hiç bir grup tekil değil. Yani mesela Hizbullah'ın Kahir ekseriyeti Suriye, İran yanlısı ama içinde Şia'nın bazı kolları buna karşı. Sünnilerin Kahir ekseriyeti İran'da Suriye varlığına ve Hizbullah'a karşı. Ama bir kısım onlarla işbirliği yapıyor. Maruniler ortadan ikiye bölünmüş durumda. Evet. İki büyük partiye yani sahip. Yani liman patlamasını da burada göz ardı etmemek i̇şte lazım. Bu, çünkü bu o sebeplerinden birisi. Şimdi evet. Sizin ülkenizin ordusu İsrail askerine çay getiriyor. Çok ikonik bir fotoğraftır o 2006'da. İsrail askeri girdi. Lübnan askerleri onlara çay ikram etmişti. Yani sizin ülkenizin ordusu polisten ibaret. Bir ordu yok aslında. Orduda da genellikle Hristiyan ağırlık söz konusu. Komut akademisinde evet. Hristiyan ama askerlerin Kahire ekseri %60'dan fazlası evet. Şiidir. Çünkü şimdi, nüfusun çoğu Şii. Dolayısıyla ülkenin gerçek ordu gücü aslında Hizbullah. Olmuş. O da silahları çeviriyor. Mesela Beyrut merkeze inip caddeleri kapatıyorlar mesela bazen gibi böyle hareketleri var. Şimdi bu da ne yol açıyor? Lübnan siyasetinde Hizbullah'ın sadece İsrail'le savaşan değil, aynı zamanda bunu kullanan bir aktöre dönüştürüyor. Bu da 2005 Suriye çekilmesinden sonra gerçekleşti aslında. 2005'e evet. kadar meşruiyeti vardı. Suriye çekildikten sonra onun görevini Hizbullah'a. Bir bakıma Hizbullah aldıktan sonra meşruiyet problemi başladı. 2008'de Sünni bölgeleri ve Dürzi bölgeleri işgal etmeye kalkacak. Ciddi çatışmalar yaşanacak ve bu ülkedeki Hizbullah imajına asıl zarar verecek konu bu olacak. Diğer kesimler karşısında. Ama yine de bakın tüm bunlara rağmen 2006'da ben Şam'daydım Arapça eğitim için. Orada mesela çok iyi hatırlıyorum. Bütün evler, Sünniler, Arap, Alevi, Nusayriler, çok az Şii vardır zaten Suriye'de. 12 imamcı Şiiler ama genel biliyorsunuz Suriye %90'ı, %80'i daha doğrusu Sünnidir. Halkın büyük bir kesimi Hizbullah bayrakları asmıştı bu evlerine. Herkes yani Şii olmasına rağmen, demin bahsettiğimiz derin teolojik ilahiyat ayrımlarına rağmen, inanç, yani Hazreti Ebu Bekir Ömer, yani çok ciddi ayrımlar var. Bunlara rağmen Hasan Nasrallah konuştuğunda insanlar sokaklara dökülürdü, televizyonları dışarı koyarlardı. Evet. Lübnan'da da öyle. Büyük bir toplumsal desteği vardı. Lider. Büyük bir karizmatik lider vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu One Minute çıkışından sonra büyük bir dalga oluşmuştu ya evet. Arap sokağında. Onun benzeri, hatta onun daha büyük hatta dalgası oluşmuştu. Tüm bunlara rağmen 2006'da Hizbullah çok güçlüydü kamuoyu desteği açısından. Ama 2024'te bunu göremiyoruz. Belki bunu biraz sonra geleceğiz. Hatta da son konuşayım. Bir şey söyleyebilir miyim? 2000'li yıllarda Pew araştırma şirketi vardır. Dünya çapında araştırmalar yapar ve İslam Arap coğrafyasında da yapar. 2000'li yıllarda İslam dünyasının en büyük liderleri kim diye sorulduğunda Arap dünyasında, yanlış söyledim,
şunlar çıkıyordu o ilk dört içerisinde. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran lideri Hamaney, Tayyip Erdoğan Türkiye'den ve Hugo Chavez Venezuela'dan. Evet. Bu. Peki Dürzileri de yani hemen bir kısa Lübnan'da tanıyalım, ondan sonra diğer kısma geçelim. Dürziler eskiden Dürz dediğimiz aşiret, derezi veya bu bir kabile. Bu kabile Hazreti Ebubekir zamanında Müslüman oluyor. Şam'ın fethinde yardım ediyorlar. Şam'ın fethini eden bir kabile. belki sağlanmasında en önemli rol oynayan bir kabile. Daha sonra Fatımi Devleti kurulduktan sonra bunlar Fatımileri destekliyorlar. Fatımilerler. Yani Fatımi Devleti biliyorsunuz İsmailiydi. İsmaili mezhebine bağlıydı. Yedinci İmam İsmail'i tanıyan Batıniliği esas alan Şii inancını yapıyordu. O Şii'nin 23 kolundan birisi. Ama o dönemde en güçlü onlardı. Hasan Sabbah da onlardandı. Aynı kola bağlıydı. Vesaybi Veyhiler de aynı kola bağlıydı. Yani Abbasi halifesiyle çatışan Şiiler şeylerdi, İsmaililerdi, Fatimilerdi. Fatimilerin Hakim bir Emrillah zamanında biraz farklı, daha böyle ezoterik bir yapıya soktu Hakim bir Emrillah. Bunlar Hakim bir Emrillah'a tabi oldular. Hakim bir Emrillah'tan sonra Fatimilik Hakim bir Emrillah'tan önceki konumuna geldi tekrar. Hakim bir Emrillah'ın şeyleri silindi. Bu sefer Fatimilerle çatıştılar. Kendi şeye. Fatimiliğin böyle ayrık bir kolu olarak gelişti ve Dürüz Dağları dediğimiz o dağlarda, dağlık bölgelerde sığınarak oralarda kendilerini korumaya aldılar. Müfit abi, izleyicinin sorusunu sorayım. Evet. Diyor ki Dürzilerle ilgili Hristiyan mıdır, Müslüman mıdır, ortada mıdır? Hayır, İsmaililiğin bir kolu. İsmaili Şiiliğin bir kolu. Yani Şii diyebiliyor muyuz? Tabii Şiiliğin bir kolu. Biz muvahhidiz diyorlar. Ne oyuz ne oyuz. Biz muvahhidiz diyorlar. Onu söylüyor. Onu ben mesela en son Veli Can Palat'la görüştüğümüzde hatta ona Türkiye'den gitmişsiniz. Hayır, ben Müslümanım diyor. Ve Türkiye'den gitmişsiniz vesaire şeyinizle ilgili. Bu Zahide Hanım söylediğim çok net söylüyorlar. Ama biz bilimsel mesela bu din tarihi konusunda Dürzileri nereye koyuyorlar? Şimdi Dürziler kendileri, kendileri... Hayır tamam, kendileri diyorlar biz ne oyuz ne buyuz. Hayır, Müslümanız diyorlar. Hatta iki sene önce Dürzi liderler gittiler. Suudi Arabistan onları davet etti. Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin türbesi önünde Dürzi liderler resim çektirdi. Ya resim ayrı, çekilir. Yok yani. Hayır, onu ziyaret etme. O çok önemli bir şeydi o. Tabii. O çok önemli bir şeydi. Yani şimdi onlar biz Müslümanız mı diyor? Diyor. Diyor da. Diyorlar. Peki Lübnan diyorlar. Toplumu onları ne görüyor? Ha, Sünniler onları İslam dışı görüyor. Evet, neden? Şiiler ne görüyor? Şiiler de onları İslam dışı görüyordu fakat bu şeyden dolayı siyasi şeyden dolayı. Hatta hakaret olarak. Tabii. Dürzi dendiği zaman Türkiye'de de biliyorsun Dürzi diyorlar hakaret için. Şimdi fakat siyasi olarak İran siyaseten Dürzilerle ve Nusayrilerle iş tutmaya başlayınca İş değişmeye başladı. Hele Lübnan'da Hizbullah ve bir kısım Maruniler ve bir Dürziler birlikte hareket etmeye başladı. Şimdi...